İstanbul Bakırköy'de iki esnaf arasında akan tavan meselesinden tartışma çıktı. O sırada taraflardan biri sosyal medyada canlı yayındaydı. Küfür ve tehditlerle tansiyon fırladı. Takipçilerin de an be an tanık olduğu gerginlik bakın nasıl noktalandı. Canlı yayındaymışım. Oğlum, ya bak oğlumlu falan konuşma. Zaten canlı yayında olduğumuz için de abi polis ara falan filan dediler. Sesini de yükseltme, dükkandasın. Gibi davranma. Bu arkadaş bir plan içerisine girdi. Bunları ses kaydını alayım, bunları görüntü kaydını alayım, bunları tahrik edeyim. İki komşu esnaf, birinin tavanı aktı, su akıttı. Aralarında tartışma çıktı. Üstelik canlı yayında. Anlatan canlı yayında oldu. Su damlamış, ben de gerekeni üstüme düşeni yapmışım. Olay bu. Bakın iki komşu esnaf akan tavan yüzünden canlı yayında nasıl karşı karşıya geldi. Seninle konuşmuyorum ben. Git işine bak, tamam yapılıyor. Bizi tahrik etme. Şu an otelin binayı almasına tek engel olan yer bu dükkan. Ha ben çıkarsam otelde artık istediği gibi. Ben 5 aydır orada kiracıyım. Taner Işıldak Bakırköy'deki bu dükkanda 9 yıllık esnaf, oyun konsolu ve oyunlar satıyor. Ve iddiasına göre yıllardır dükkanın bazı bölümlerinin tavanından su akıyor. Bu son akayardı. 7 yılda belki 10 tane tesisatçı geldi. Hop biraz sonra tekrar. Üst katı da otel. Ha yukarı jacuzzi koymuşlar. Normalde banyo yeri burası değil bu arada. Bu arkadaşlar muhtemelen oteli bölmüşler. Çağrı'yı altına böyle kova koymakta ve böyle ıslanmasın, ürünler zarar görmesin diye poşet sermekte buldular. Oyun konsolları falan bayağı ıslandı diyebilirim. Ha oksitlenen bir sürü ürün var. Mağazalarında sanki bina yıkılmış gibi anlatmış. İddiaya göre otelin işletmecileri 3 kere değişti. Ama sonuncusuyla yıldızları hiç barışmadı. Daha önce de aralarında anlaşmazlıklar çıktı. Bir komşuya yardım için araba parkmasına izin verdim. İlk kavga oradan çıktı. İkinci kavga tabelanın yukarı çek kavgası çıktı. Yani her defasında bir üzerine yürüme var, bir tehdit var. Tavan akınca komşu esnaf dükkana geldi. Mal sahibini arayıp şikayet ettiği için tepki gösterdi. Sen diyorum ki burada bir şey varsa gelir bana söylersin. Ben seninle konuşmuyorum. Seninle konuşmuyorum ben. Şikayetin çıkamaz. Konuşmanın sonlarına doğru gerginlik arttı. Komşusu küfretti, tehditvari konuştu. Gibi davranma. Bak beni tahrik etme. Ben tahrik vallahi senin aklını alırım. Bak. Dolayısıyla insanın herkesin de bir sabrının sınırı var yani. Aynı arkadaş yine bizim evin karşısında da oteli olduğundan dolayı sabah çıkarken aynı arkadaş, gece eve giderken aynı arkadaş. Problem çıkan ihtimal var mı sizce? Her an olabilir. Otel işletmecisi tesisatçı çağırıp sorunu giderdiğini belirtiyor. Şimdi artık soluğu mahkemede alacaklar. Çünkü iki taraf da birbirinden şikayetçi. Ben her şeyi resmi halledeyim. Bu kadar basit. Bu kadar. Ben de resmiyetini de sana göstereceğim. Göstereceğim. Nasıl göstereceğim? Türkiye'nin